Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere Başkent Millet Bahçesi'nden sesleniyoruz. 8. Erzurum tanıtım günleriyle karşınızdayız. 1-5 Haziran tarihleri arasında 5 gün boyunca Başkent Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edebileceksiniz. Bugün hummalı bir hazırlık var. Fuarın ilk günü resmi açılış Perşembe günü öğleden sonra 2'de yapılacak. Ve 25 metre uzunluğunda civil peynirle kurcala kesimi yapılacakmış. Çok merak ediyoruz ama biz ilk günden çekeceğimiz için merak ettiğiniz için standları onlar da yarın artık haberlerde izlemiş olursunuz. Hadi hızlıca gezmeye başlayalım. Fuarın girişinde takipçilerimizle karşılaştık. Beyefendi de bizi tanıyormuş. Nasıl buldunuz yolu? Zorlandınız mı? Zorlandık evet. Çok aşırı zorlandık çünkü ta arka park tarafından girdik. Evet, veyahut da emniyetin önünden giriliyormuş ama şantiyenin burada bir giriş varmış. Evet. Üst geçtiğinden oradan öğrendik. İsabiyet teşekkür ederiz. Ben tarif ettim, bir daha artık beni takip etmeyi unutmayın diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz ve takip ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Arkadaşlar fuar alanlarında biliyorsunuz. Hep çekiyoruz, hep manzarayı çekiyoruz. Şu geldi, bu geldi, bu satılıyor diye. Bugün size birazcık bir değişiklik yapacağım. Arka planını anlatayım isterseniz. Mesela şu görmüş olduğunuz koltuk takımı var. Ziyaretçiler geldi mi oturması için, 4 gün için. 2,5 milyara kiralamışlar. Bu 4 işte VIP müşteriler için. Bu kiralanıyor böyle bu şekilde. Memleketten gelmiyor. Kiralama şirketlerine 2,5'a kiralamışlar. Bu alanı da şöyle göstereyim. Burayı da 30 bin liraya kiralamışlar. Boş alanı. Ondan sonra giydirmeler hariç. Ondan sonra memleketten gelen ürünler hariç ve çalışan personel masrafı hariç. Yani bunların hepsini hesapladığımızda yani şöyle bir stand, bir ilçe belediyesinin stand yaklaşık 70-80 veya 100 bin lira gibi bir maliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle göstereyim. Çakşir otu diye geçiyor. Cahşir falan da diye söylüyorlar. Şekere falan çok iyi mi geliyormuş? Öyle bir şey söylüyorlardı fuarlarda. Bunun salamurasını falan yapıyorlardı. Şimdi kavanozu şurada göstereceğim. Buraya getirip satıyorlar canlı canlı da. Çok faydalı diyebiliyorum. Bakın burada yapmışlar ürünleri. Bilen alıyor tabi, bilmeyen de bakıp geçiyor. Bakın bu da parlak şey ne diye sordum. Bu da krommuş. Arkadaşlar vişne kurusuymuş. Aynen. Burada da çaşir otunu. Çaşir. Çakşir veya çaşir diyorlar. Çaşir. Çaşir. Neyse sadece şeker hastalığına iyi geliyor diyorlar. Aynen. Bunu yemeklerde turşu gibi tüketiyorlar. Öyle yapıyorlar galiba. Pestili biliyorlar zaten artık. Aynen. Bilmeyen yok. Bal da biliyorlar. Peynir, tuzsuz peynir. Burada da evet. Kurutulmuş arkadaşlar onlar yani. Burada da iğde var. Hoşaf var. Dut var, fasulye var. Ne soruyor ziyaretçiler? Bunlar da iğde. Evet. Bizim kurutulmuş iğnemiz. Bunlar kuru fasulye. Fiyatlar yani kurutulmuş. Bana onu söyleyeyim. Hocam fiyatlarımız uygundur yani. 15 lira arasında fasulyeler 60 lira. Ballarımız 250 lira. Değişiyor. Pekmezimiz 100 lira. Aynen hocam. Değişiyor yani. Bunlar da zaten bunlar da elma kurusu. Evet. Aynen kurutulmuş elma. Kolay farklı gelsin. Çelişlerimiz de bunlar işte hocam. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bakın kamera arkası görüntülerini her zaman çekmiyoruz. Bakın burada sabah da yememişler. Yoğunluktan, koşturmaktan. Daha şimdi yiyorlar. Bakın saat 3.30-4 oldu. Neredeyse oruç tuttular yani akşama kadar. Gece de bir daha yerler, yatarlar. Yarına hazırlık. Gece kim bilir kaçta gidecekler eve. Bu da meşhur kadayıf dolması. Erzurum'un. Buyurun siz de bakın. Bu da Erzurum'un ketesi. İşte Erzurum'un ketesi. Evet, içli kete. Peynir ne kullanıyorlar? Yok, içine? Peynir değil. Bu un kavurması içine koyuyorlar. Ha, o şekilde. Unu kavuruyorlar tereyağıyla, içine koyuyorlar o ya, şekilde. Ya un içerisinde ekmek evet. gibi oluyor. Evet, biraz evet. karışık ama bir oluyor. Tadına bakarsanız aralar çok daha önceden tatmıştım biliyorum. Evet efendim. Yani yöresel atalarımızdan kalma bir kültür. Taş fırında bir şey. Karasu ustamız, hemşehrimiz yapıyor. Evet. Ustayı çekelim. Evet. Usta nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. İsa Bey sizi tanımaz mı? Fuarcı olur da İsa Bey tanınmaz mı? Kaç yıldır takip ediyorsunuz? Bir 7-8 yıldır aşağı yukarı 6 yıldır bayağıdır. Diyeyim. Bayağıdır. AKM döneminden var. AKM döneminden varım. Yine tekrar AKM'ye geldik. Tekrar AKM'ye yavru kurt yuvaya döndü diyoruz. İyi hadi bakalım. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Erzurum günlerindeyiz. Arkadaş bize anlatacak bu çark köşesini. Buyurun. Vallahi Şark Köşesi tarihi bir kültürümüzün mirasıdır. Yalnız Şenkaya Belediyesi olarak belediye başkanımız bu Şark Köşesini yapabilmek için ustalarımızla birlikte bir marangoz atölyesi açtı. Bütün mahallemizin köy konaklarında, muhtar odalarında, taziye evlerimizde bu kültürümüzü geliştirmek, pekiştirmek için
Şu anda bütün evet bütün köy konaklarımızda hepsinde tamamen bunları kullanıyoruz. Tabii ki evlerde de kullanılıyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz genelde köy konaklarında, taziye evlerinde misafir edildiği için kültürümüzü de dışarıya yansıtmak açısından böyle bir düzenleme yaptı başkanımız. Yani gerçekten başkanımızın bu konuda destekleri çok iyi. Şenkaya Belediye Başkanı'na. Biz de buradan başkanımıza hem de sizlere teşekkür ediyoruz. Arka taraftan sufle verdiler. Teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Şarkışısını bir keyfini sıçın arkadaşlar. Sıkatımıza bekliyoruz efendim. Evet bekliyorlar. Evet. Sizleri söylediler. Şu an içeride hazırlıkla devam ettiği için çekemiyorum o tarafı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Detayları artık fuarda görürüz. İnşallah. Arkadaşlar videolarımızın bir de sponsoru var. Organik Özlü Bal artık videolarımıza sponsor oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gümüşhane Kelkitli Dolu yan yıllarında üreten organik sertifikalı balları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Organik sertifika alabilmesi için her yıl yenilenmekte sertifikası. 7,5 kilometre çapında hiçbir şekilde ticari ilaçlama ve benzeri bir şey yerleşim olmaması gerekiyor. Kovanın yerden yüksekliğinden tutun içerisinin boyalı olmaması ve arıcılıkta kullanılacak ilaçlara kadar hepsi organik sertifikalara uygun ilaçlar, yani pahalı ilaçlar kullanılması gerekiyor. O yüzden organik sertifikası her yıl yenilenen bir durumdur her hasat döneminde. Gönül rahatlığıyla siz de alabilirsiniz. Özlü Balı Instagram'dan takip ederek güncel paylaşımları takip edebilirsiniz. Amcayı da hemen söyleyelim. Erzurum'a kamerayı getiren ilk kişiymiş. Onu da söyleyelim. Aynen, teşekkür ederim. Evet, evet ya, aynen. Muharrem Sezer. Bakın kapı açıktı. Şöyle göstereyim. Neresi ki dedim, burada sandalyeler falan var dedim. Bakın burada konferans alanı gibi alan varmış kocaman. Burada böyle bir alan olduğunu bilmiyordum. Mesela yağmurda, yağışta böyle kapalı alanlarda etkinlikleri burada da yapabilirler bence. Burası gayet birçok fuara onbasar bir alan diyebilirim. Murat Bey. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karayazı'yı anlat bakalım memleketine. Karayazı'dan Ankara'ya öncelikle standı getiren belediye ve kaymakamlık yetkililerine, çalışanlarına şahsım adına ben de teşekkür ediyorum. Karayazı'dan buraya birçok ürün getirmişler hemşehrilerimiz. Öncelikle bu mevsimde açan ve dünyada sadece Karayazı'da yetişen 2450 rakımda yetişen ters lalemiz var. Şu gördüğünüz morfolojik olarak ters. Burada da yine yerel bir gazete bazında tarihindeki Karayazı'nın ilk gazetesi. Bu noktada Karayazı'yı temsilen getirdikleri birçok ürün var ama görüntüyü almanızı istediğim bir nokta var. Buralar Karayazı'ya gidip görebileceğiniz yerler. Kar yağdığı zaman drone görüntüsüyle çekilmiş görüntüler. Yazın bir görüntü. Cünni Mağarası dediğimiz Salyamaç Köyü'nde, Beyro Köyü'nde bulunan bir mağara. Yerleşik hayata o bölgede ilk geçilen yerlerden biri. Söylemez Ana ve Söylemez Baba kümbetleri var. Yine Sinan Bey Camisi ve okulu. Bunun en büyük özelliği şu. Külhan Bey eski Kuvayi Milliyeci bir insan. Abdülhamit döneminde bunlar tabii savaşırken, daha düzenli orduya geçmeden, Osmanlı İmparatorluğu'na yardım ettiği zaman savaş kazandıktan sonra Abdülhamit bütün Kuvayi Milliye komutanlarını çağırıyor. Diyor ki siz bizden ne istiyorsunuz? Tabii bütün komutanlar, herkes birer tane
para, mal, mülk, işte arsa, işte arazi bir şeyler isterken bizim Külliyan Bey söylemezli arkadaşımız, Karayazı'mızın gururu diyelim o şekilde. Abdülhamid'in huzuruna çıktığında padişahım diyor, benim sizden iki isteğim var diyor. Nedir diyor? Bir okul, bir de cami, eğitim. Bilim açısından hem de maneviyat açısından cami ve okul istiyorum. Böylece Külliyan Bey'in farklılığı da burada çok meydana çıkıyor. Eğitim alışısından bir ilçemize büyük bir katkısı olan. Rus Harbi'nde tabii bununla biraz tahrip edilmiş. Ama şu an gerçekten olduğu gibi duruyor. Minaresi, o cami, şeyi hakkında duruyor. Söylemez anne ve baba türbeleri var. Devamında bizim göletimiz var. Göletimiz teras, burada zaten evlenmek için evlenen çiftlerin teras fotoğraf çektirme yeri. Artı fotoğraf safari turlarının yapıldığı bir yer. Tarihi ve turistik yerlerimiz. Tabii Karayazı'ya özgü olan ters alenin en büyük özellikleri burada. Genelde zaten boyları 8 ile 20 santim arasında değişiyor. Bu tarafta ise yine Karayazı'nın içemizin yine ters aleli şeyleri. İçemizin genel görüntüsü yukarıdandır onlar. Burası Adem, yani Aile Destek Merkezi'nin hazırladığı bayanların el emeği ve göz nuru olan eserlerimiz. Tablolar, gelin ve damat bohçaları. Tabii yine 60-70 yıllık, evet Adem, kaymakamlık tarafından. Bunlar ne? Bunlar tarihi eser dediğimiz, yani tiftik. Eski bizim, tabii 60-70 öncesindeki insanların ayaklarına, kafalarına geçirdikleri tiftik. Sayın Kaymakam, öncelikle hoş geldiniz. Karayazı'yı temsil eden başkentimize neler getirdiniz? Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Yani Ankara Erzurumlar Derneğimizin böyle bir organizasyonu olunca, daveti olunca biz de memnuniyetle katılmak istedik. Karayazı ilçemizi en iyi şekilde burada tanıtacağız, temsil edeceğiz. Ne getirdik? Karayazımıza özgü bal getirdik. Peynirimiz, yağımız, çiriş otumuz, çaşırımız, ondan sonra yine Karayazımıza özgü desenleri, motifleri olan Karayazı halılarımızdan getirdik. Halk Eğitim Müdürlüğümüzdeki ürünlerimizden getirdik. En üst düzeyde katılımı sağlamaya çalışıyoruz yani. Evet, teşekkür ederiz. Keşke biraz da soğuk hava getirseydiniz. Çünkü başkent çok sıcak. Biz teşekkür ediyoruz İsa Cotur Beyefendi'ye. 1 Haziran, 5 Haziran'da Erzurum'u Ankara'da, Erzurum'un esintisini Ankara'da estireceğiz. Palandöken esintisini. Erzurum'dan valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum örgütleri, aynı zamanda Erzurum esnafımız, cağımız, böreklerimiz Ankara ile buluşacak. Erzurum'un büyük bir sanatçı potansiyeli var. Sanatçılarımız da Ankara'da Ankaralılarla buluşacaklar. İnanıyorum ki çok güzel bir hafta geçireceğiz. Tüm Ankaralıları şenliğimize, tanıtımımıza, coşkumuza davet ediyorum. Güzel günler geçirelim istiyorum. Başkanım, konser saatleri en çok onu soruyorlar. Akşam özellikle gelmek isteyenler hangi saatlerde olacak, kaça kadar açık olacak? Şimdi öğleden sonra başlayacak konserlerimiz akşam öğleden sonra 2'de başlayacak. Akşam konserlerimiz saat 19'da başlayacak. Normalde 10'a kadar sürecek deniyor ama tahmin ediyorum 11-12'yi bulacak. Gece yarısına kadar devam edecek. Devam edecek coşku. Herkesi bekliyoruz o zaman. Herkesi bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Sağ olasınız. Erikler olarak Erzurum'dan buraya katıldık. Erzurum tanıtım günlerine. Benim adım Nuri Toparlak. Erikler Genel Başkanıyım. Erzurum'un tasavvufları, yani Abdurrahman Gazi'den Hacı Fethullah Bilgin Hoca'ya kadar aşıklar, şairler, bu tasavvufların tamamı bilim adamlarıyla birlikte 244 şahsiyeti Erzurumlu'ya ve buradaki bütün katılımcılara sunma adına böyle bir çalışma ortaya koyduk. Bunu kitaplaştırdık. Şunu söylemek istedik. Burada Kuvayi Milliyecilerin kimler olduğunu, Mudafaa Kuşçuların kimler olduğunu, Şeyhülislamların, Erzurumlu generallerin, genelkurmay başkanlarının kimler olduğunu gelen katılımcılara tanıtma, anlatma adına böyle bir stand açma kararı aldık. Ve bu vesileyle de bize tabii bağrını açan Esav yönetimine, aynı zamanda da Ankaralılara teşekkür ediyoruz. Bir de kitap satıyorlarmış arkadaşlar, şimdi onu da soracağız. Kitabımızın içeriği şu. Satışını Erikler adına, Erikler'e biz bunu bağışladık. Erikler adına destek alma amaçlı bir çalışma oldu. Bu mutasavvıfların tamamını 244 şahsiyet, böyle sayfa sayfa tesipleri de şahsına çok ait. Güzel yapmışlar. Evet, şamağa baskı oldu. Özellikle renkli baskı yaptık ki biraz kalıcı olsun. Çok sıradan kitap kağıdına yapmayalım. İnsanlar biraz da içindeki değerlerin değerli oluşundan, aynı zamanda da kitabı da biraz da değerli kılması açısından böyle kaliteli bir baskı yaparak insanlığa sunmaya çalıştık. Ne kadar satacaksınız bunu? Yani hedef kitlemiz şu anda takriben, yani burası için
bir 250-300 satış düşünüyoruz. Yani belki de yani aslında şey olarak adet fiyatı ne kadardı? Fiyatı 100 TL'den sunuyoruz. Evet. Evet, almak yani, isteyenler fuarda gelip alabilirler bu şekilde. Tabii ki. Diğer eseri de bir aynı zamanda Erzurum'un tarihiyle alakalı bir çalışma, tarihi mekanlarıyla alakalı bir çalışma yaptık. Bu proje bağlamında yapıldı. İçişleri Bakanlığı projesidir. Burada Erzurum'un tarihi tarihçesini aynı zamanda işte tarihi mekanlar içerisinde çifte minareli medreseler, Erzurum Kalesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, bunlarla ilgili kısa biyografi verdikten sonra Karakod'la kültür portalına atıyoruz. Abi, şu çok önemli. Tabii arkadaşlar. Çok önemli. Karakod'la ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Bütün bilgilere ulaşabiliyorlar. Kaç ayda hazırladınız bunu? Bu çalışmamız bir yıl sürdü. Bayağı detaylı. Tabii ki teferruatlı bir çalışma oldu. Bu hediye mi, bu parayla mı? Bunu ücretsiz dağıtıyoruz. Tabii. Geldiğinizde standta. Tabii. Her gelen katılımcıya yeten broşürünü de yapmışız. Aynı formatta. Cep kitabı gibi birkaç tarihi mekanla ilgili bilgiler aktarıyoruz yine aynı şekilde. Tabii ki eserle ilgili çalışmamız yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir çalışıyoruz. Bu vesileyle de Ankaralı'ya, Erzurumlulara bu hizmeti ulaştırmak için böyle bir stand açarak meramımızı iletmeye çalışacağız inşallah. Başarılar dileriz. Anlatmaya çalışacağız. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Başka elektrik olarak farklı çalışmalarımız da var. Bunun yanı sıra... Çok hızlıca değinelim. Eyvallah. Tabii ki Evlilik ve Aile kitabını yayınladık. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eşlerin birbirine davranış biçimleriyle alakalı tavsiyelerini bir kitapçık haline getirdik. Bunun yanı sıra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin en önemli çalışmalarından birisi de çizgi romanını yaptık. Evet, ikinci sınıfla 8. sınıf aralığına çocuklarımıza İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir bilim adamı olduğunu, bir fizik profesörü olduğunu, aynı zamanda iyi bir astronomi alimi olduğunu, astronomi bilgini olduğunu aktarma adına böyle bir çizgi roman yaptık. Dünyada en çok baskı yapan bir eser oldu. Şu anda hedef kitlemiz 3,5 milyon çocuğumuz. İnşallah bunu daha yaygınlaştırarak kaymakamlıklarla, belediyelerimizle, valiliklerimizle koordine ederek bütün okullara ulaşmaya çalışıyoruz. Başarılar dileriz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Erzurum'un kaplıcaları çok meşhur diyebiliriz. Birazcık da sizden dinleyelim. Öncelikle Erzurum Tanıtım Günlerine hoş geldiniz. Pasinler ilçesi Erzurum'un 37 km doğusunda yaklaşık geçmişi 1000 yıllık bir ilçemiz. Selçukların Anadolu'ya ilk giriş yaptığı yer Pasinler 1008. Pasinler Savaşı. Savaşı da meşhur, evet. Yani Malazgirt'ten 23 yıl önce Selçuklar Anadolu'ya Pasinler'den girmiş. Kaplıcalarımız termal turizm yönden bayağı bir ünlü. Yaklaşık 1300 yılına ait kaplıcalarımızın tarihi. Şu an 4 tane kaplıcamız var. Termal otelimiz var. Aile kabinlerimiz var. Aile kabinlerimiz otel konseptinde 2 katlı olmak üzere. Şöyle görüldüğü gibi alt kat havuz, üst kat otel odası, televizyon, mutfak, banyo, otel konseptinde bir kabinlerimiz var. Türkiye'de şu an örneği yok. Herkesi Pasinler'e, termal tesislerimize davet ediyoruz, bekliyoruz. Sorma hocam. Evet, ekmek arkadaşlar çok uzunmuş. Ne ekmeği bu? Bu horasan ekmeği. Evet. Sankale. Yakın tutalım mikrofonu. De. Ne kadar satıyorsunuz bunu? 3 tane var paketinde, 25 lira. 25 lira bu. Bu da kete. Evet. Bu da 25 lira. Bu nedir? Bu da gene Erzurum aşma ketesi, bu da 25 lira. İçinde ne var ketenin? İçinde tereyağlı kavrulmuş un var. Un var, o şekilde satılıyor. Evet. Burada dolmalar var meşhur. Evet, burada Erzurum'un meşhur kadayıf dolması. Kadayıf dolması var. İçerisinde ne var? İçerisinde ceviz mi vardı? Ceviz var. Ne kadar tanesi? Tanesi 10 lira. 10 liradan alabiliyorsunuz. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne hoş satıyorsunuz? Biz Erzurum, Kars yöresine ait yöresel ürünler satıyorsunuz. Bunun ürünlerimiz tamamen el emeği, göz nuru. Livane'nin olduğu Livane. Zaten birçok ürün var arkadaşlar. Evet. İlerleyelim. Ne evet. Kadar balların fiyatı? Ballar 120'den başlıyor. 350'ye kadar ballarımız var. Devam ediyor. Yöresel olarak, rakım olarak değişir. Fiyatlar devamlı değişiyor. Karakovan balı arkadaşlar. Karakovan küçük balımız. Evet. İlerliyoruz. Peynirlerimiz, Kars kaşarımız var ki 10 numara. Kaşarlar. Evet, evet kaşarlar. Ne bu kadar kilosu? Kilosu bunlar 120'den veriyoruz kaşarlarımızı. 120'den. Fiyatlar uygun. Tereyağımız da aynı fiyat. Kavurma, da var kavurma köy kavurması. Bu ne kadar pahalıdır? 280 lira. 200, yok, pahalı değil, emin olun. Yansıtmadık. Yani ürünlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Artı
ürünlerimize şu gelen mevcut zamların %80'i yansımamış durumda. Bu eski şu an fiyatlar geçerli. Eski fiyatlarla geçerli. Bunları bu şekilde satıyoruz. Gelenler arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bakın, bir de şu. Bak bir de şuna bakın. Şunu da ben tavsiye ederim. Erzurum'un yeşil altını. Göremiş peynir. Bravo. Biliyorsunuz göremiş peynir. Erzurum'un çakşırı. Evet çakşırı. Bir de aşotu. Aşotu bunlar. Fesillerimiz, kızıcık fesilimiz, erik fesilimiz, eşki, şeker hastalarına hitap eder. Çok güzel bir şeyi var bunun. İspir fasulyesi, hınız fasulyesi. Bunlar da 20 dakikada pişer bunlar. Çok güzeldir. Silo. Bekarlar için bulunmaz bir nimet. Mantı. Mantı ayarında et suyunu koyup yiyeceksin. Başka bir şey yok. Yine eşki eriğimiz var şeker hastalar için. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kadayıf dolması çok meşhur Erzurum'dan. Erzurum'dan Ankara'ya getirdik kadayıf dolmasını. Evet, kadayıf değil mi? Evet. İçinde ceviz mi var? Ceviz var, kadayıf dolması, ceviz. Sonra yağda kızartılıyor. Evet. Bu şekilde oluyor. Evet, ayçiçek yağında kızartıyoruz kızgın yağda. Evet. Soğuk şerbet atıyoruz. Soğuk şerbet atıyoruz. Soğuk şerbet atıyoruz. Bir dakika çektikten sonra servise hazır. Ne kadar tanesi? Tanesini 10 liradan veriyoruz. 10 liradan veriyorsunuz. Evet. Firma ismi nedir onu da söyleyin bilsin herkes, reklam olsun. Erdo Kadayıf. Erdo Kadayıf. Erzurum'dan evet. Mı geliyorsunuz? Erzurum'dan. Geliyorsunuz. Evet. Peki, kolay gelsin bu arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar firmanın Etimesu Suvari Mahallesi'nde de şubesi varmış. Oradan da ulaşabilirsiniz bu lezzete. Evet. Merhaba. Merhabalar. Erzurum'dan geliyorsunuz. Evet efendim, Erzurum'dan geliyoruz. Cağ kebabı anlatalım işte. Efendim cağ kebabı kuzu etinden oluyor efendim. Özellikle odun ateşinde pişiyor. Evet, kuzu etinin but tarafını kullanıyoruz efendim. But ve kol tarafını kullanıyoruz. Güzel. Eti çok kibar bir ettir efendim. Yumuşaktır. Tazedir. Tazedir. Odun ateşinde pişiriyoruz. Etimizi Erzurum'dan getirdik. Soğuk hava depomuz burada zaten. Arabayla beraber geldik. Erzurum'da olmazsa olmaz cağ kebabı efendim. Evet. Yani çok hatta eskiye çok dayanan fazla var cağ kebabı yapan orada. Eskiye dayanan bir lezzettir. Böyle yani zaten hikayesi var bunun. Ayran da veriliyor. Tabii ayran yanında hani içen şalgam. Susurluk ayranı tabii, gibi ayran tabii, oluyor. Tabii efendim. Porsiyon ne kadar onu soralım. Şöyle söyleyeyim, porsiyon değil. Cağlar tek tek gelir. Yani şiş usulü. Aynen. Evet, tanesi 30 TL efendim. Siz dur diyene kadar devam eder. Sistem budur. Evet. Sistemi evet. Öğrendiyseniz arkadaşlar ona göre yiyebilirsiniz. Bütçenize göre. Evet. Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere cağ kebapla ilgili? Aynı sizin sorduğunuz soru yani. Cağ kebabı neden yapılır, nasıl yapılır, işte özelliği nedir? Özelliği kuzu eti olmaz. Bu şekilde. Aynen. Peki. Kuzu etinin güzel tarafları, but tarafı böyle. Odun ateşinde pişmesi. Tabii. Özellikle odun tabii, ateşi. Odun ateşinde pişmesi. Peki, bol kazançlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Arkadaşlar kısaca son hazırlıkta size çekmeye çalıştığım Erzurum tanıtım günleri 5 Haziran akşamına kadar sizleri bekliyor. Bu arada doyasıya konserler ve lezzetler sizlerle buluşmuş olacak. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.